أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Değerli Urfanatik TV izleyicilerimiz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah Teala. Bu akşamki sohbet konuğumuz ve misafirimiz Şanlıurfa Karaköprü vaizimiz Sayın Nurullah Güngördü Hoca Efendi ile inşallah namaz konusunu ele alacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Sadakallahul azim. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Okuduğum Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Yüce Mevlamız, Rabbimiz, Halikimiz şöyle buyuruyor. İnne salate muhakkak ki namaz tenha nehyeder anil fahşâi fuhuşyatan vel münkeri bütün kötülüklerden alıkoyar, nehyeder. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim iki serinlik vaktinde namazının hakkını vererek kılarsa cennete girer inşallahü teala. Hocam malumunuz namazın konusunu ele alacağız. Namazın Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerinde bahsedilmektedir. Vurgu yapılıyor. Ama nasıl kılınacağına dair Kur'an'da bir bilgi yok. Namazı kimden öğreneceğiz ve kim örnek olacak bize? Ve aynı zamanda hadis inkarcılarına ve düşmanlarına bir reddiye olsun. Buyurun hocam, söz hakkı sizde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela konuşmaya başlamadan önce namaz, hani birileri can feda ediyor, o kadar lezzet alıyor. Necip Fazıl diyor, namaz sancıma ilaç, yanık yerime merhem, onsuz ebedi hayat benim olsun istemem. Cennete de girsem namaz olacak diyor, ben onsuz cennette bile yapamam diyor. Sahabe-i kiram malumumuz, savaşta ok geldiği halde namazı bir türlü kesemiyor. Oklar geliyor, batıyor. Fakat bir türlü o kadar lezzet alıyor ki namazı kesmek el vermiyor, razı gelmiyor. Peki birileri bu şekilde, bu denli namaza ehemmiyet veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ennehu izâ hazemehu emrun kâme ilâs-salâh. Efendimizin canını sıkan bir şey olduğu vakitte hemen namaza kalkardı. Üzücü bir şey oldu. Birçok ayeti kerimelerde de o şekilde görüyoruz. Yani üzücü bir şey başına geldiği vakitte, can sıkıcı bir olay, namazla rahatlıyor. Bazıları yanlış anlıyor bunu. Hani bir namaz kılıp rahatlayayım. Halbuki namaz kılıp rahatlanmaz. Namaza durulup rahatlanır. Yani namazdayken rahatlanır. Namaz bir yük değil. Yani kılacağız. Üzerimizde sanki bir sorumluluk, yük böyle altında eziliyoruz da kıldıktan sonra rahata kavuşacağız. Kesinlikle öyle değil. Efendimizin canını sıkan, çünkü hadiselerde namaza kalkıyordu. Mevla Teala Hazretleri de ve lekad na'lemu enneke yadigu sadruke bima yekulun. Efendimizi üzüyorlar. Birileri eleştiriyor, kahin diyorlar, sihirbaz diyorlar. Efendimiz de canı sıkılıyor. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor, bak biz biliyoruz senin canın sıkılıyor. Ve lekad na'lemu, yemin olsun enneke yadigu sadruke bima yekulun.
Senin canın sıkılıyor. Peki ne yapman gerekiyor? Yani bu ve benzeri olaylarda can sıkıcı bir durum var. Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mine's sacidin. Rabbini tesbih et, secde edenlerden ol. Hani namaz kıl. Namaz insanı adeta miraca çıktığı gibi, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün üzüntülerden sonra miraca çıkıp Allah-u Teala Hazretlerine çıkıp bütün sıkıntılarını atıyor. Hani şu an tatile gidiyorlar. Adam bir stresten sonra, yoğun bir çalışmadan sonra tatile gidip rahatlıyor. İşte birileri ormana gidiyor, birileri denize gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün stresleri atmak için miraca çıktı. Bizim de işte as-salatu mi'racul mümin, sıkıntıları atacağımız yer namazdır. Orada sıkıntıları atıyoruz. Mevla cümlemize nasip eylesin namazla huzur bulmayı. Yani huzuru tabii deniz dinlenir insan, ormana gider veya rahatlayacak yerler, ama namazla rahatlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Yani birçok şeyle, aktivitelerle rahatlayabiliyoruz ama bu çözüm, yani bu aktivite namazla rahatlamak, namaza durup rahatlamak, bunu da Mevla Teala Hazretleri, birçok ayet-i kerimeler de var Efendimizin uygulaması. Dedim bunu açıklayarak, günümüzde peki niçin ağır gelir? Yani bu kadar önemlidir, stresleri atacak bir ibadettir. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna durup adeta miraca çıkıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validenin yokluğunu, amcasının yokluğunu o şekilde attı. Evet. Miraca çıkıp biz de namaza durup atmamız gerekiyor bütün sıkıntıları. Niçin bize ağır gelir? Oradan dedim başlayalım. Şimdi ayet-i kerimede ve innehe lekebiratun illa alel haşiin ve benzeri ayet-i kerimeler var. Namaz ağır gelir. Çok zahmetli, külfetli bir iş gelir. Ancak huşu edenlere bu şekilde gelmez. Kolay gelir. Kolay gelir. Peki niçin ağır gelir? Şimdi ayet-i kerimede Tebük seferine gitmek isteyenler, birileri gitmedi Tebük seferine. Geri kaldı. Allah-u Teala Hazretleri onlarla ilgili muhallefun buyurur. Yani geri kalan değil, geri bırakılan. Ben bıraktım buyuruyor. Ceza olarak. Niçin? Velakin kerihallahum bi'afehum. Allah istedi onlar gitmesin. Yani onlar gidecek benim yolumda kılıç sallayacak. O kalitesiz insanlar. Ben nasip etmem ki öyle insanlara. Velakin kerihallahum bi'afehum fethebbetahum ve qilak'udu ma'al qa'idin. Onları çökertti adeta. Ağırlık verdi onlara ceza olarak. Nasip etmez. Oturanlarla beraber kalın denildi. İşte bir insan da ilk başta bir tövbe edecek, hafifleyebilmesi için, Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varabilmesi için, namaza gidebilmesi için bir hafiflemesi gerekiyor. Yani namaz bir nimettir. Şimdi fıkıh kitaplarımızda yani rükû bir kere yaparız da secdeyi niye iki kere yaparız? Diyor ki hikmet olarak, tabii biz az sonra şimdi onu açıklayacağız. Yani peygamber ne dediyse, biz böyle Allah-u Teala Hazretleri ne emir buyurduysa odur. Fakat rükûyu bir kere yapıyoruz, secdeyi iki defa. Diyor ki Mekke müşrikleri Efendimizin etrafında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken etrafta bakıyorlar. Onlar secdeden kafalarını kaldırdığı vakitte sahabe-i kiram bakıyor ki onlar affedersiniz kazık gibi ayakta duruyorlar, secdeye gidemiyorlar, gitmiyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bize nasip etmiş, heyecana kapılıyorlar. Hani adeta bir heyecanda Yunus Emre diyor ya, dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Evet. Onları da beraber benimle katılsın. Davud Aleyhisselam'a Mevla Teala Hazretleri buyuruyor. Hani ya cibelu evvibi ma'hu vattayir. Kuşlar, ağaçlar, hep dağlar bile Davud Aleyhisselam'a eşlik edeceksiniz diyor. Heyecana kapılıyor. Yani tek başına yetmiyor. Sahabe-i kiram da heyecana kapılıp bir daha secdeye kapanıyorlar. Hani Allah bize nasip etti, bunlara nasip etmiyor. Yani heyecanla bir daha secde. Secdeden kalkınca, onların o şeklini görünce bir daha secdeye kapanıyorlar. Normalde bir nimettir. Her namazdan sonra bir daha adeta namaz kılmak lazım. Mevla bize nasip ediyor diye, şükrediyor diye. Çünkü birilerine ağır geliyor. Mevla kolaylaştırıyorsa bu bir nimettir. Allah-u Teala Hazretleri bizi kabul ediyor demektir. O yüzden
insan tövbe etmese o ağırlıkla beraber huzura çıkamıyor, namaza duramıyor. Tabii bir zorlayıp da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor bir tane sahabe-i kiramdan birisi. Yeni Müslüman olmuşlar. Şimdi bir insana sigara bıraktırıncaya kadar canımız çıkıyor. Onlar su içer gibi içki içiyorlar çocukluktan beri. Birden her şeyi bırakmak kolay olmuyor tabii. Bütün hayatları tamamen ters dönüyor ama önceki alışkanlıklarını oldukları gibi bırakıyorlar. Fakat bir tane sahabe-i kiramdan birisi, müşteri bir bayan geliyor. Önceden rahat bir şekilde zina ediyorlar. Yani çok da ayıplanmıyor. Bu tabii içeride daha iyi hurmalar var diyor. İçeri gidince tabii kendini tutamıyor, öpüyor. Sonra öyle pişman oluyor ki, yani geliyor ya Resulallah beni temizle diyor. Yani taşlayarak öldürülmeye razı. Hani bir kere kelle gitmiş, silahla vurmuşsun gitmiş, öyle değil. Taşlanarak, yavaş yavaş küçük taşlarla öyle öldürülmeye razı geliyor. Nasıl olur da ben bunu yaparım? İçi kabul etmiyor böyle bir şey. Ben böyle yaşayamam diyor. Ya Resulallah beni temizle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermiyor. Hani zina mı ettin? Durumu anlatıyor. Cevap vermiyor. Ayet-i kerime nazil oluyor. Ekim ve ekimis salate tarafeyin nehari ve zulefen minel leyl. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. Gündüzün iki tarafında ve gecenin bir bölümünde namaz kıl. İyilikler kötülükleri götürür. Adeta insan geçmişini temizlemiyorsa hani böyle krom tutuyor, böyle kalıp bağlayınca böyle zor oluyor temizlemek. Ama temizlemezse insan iyice kalıplaşıyor, daha zor oluyor. İşte namaz o temizliyor. Adeta bir temizliktir. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat bunun üzerine nazil oluyor. İnsan temiz kaldıkça Allahu Teala Hazretlerine özlem duyuyor. Ya namazsız edemiyor. Şimdi fıtratallahi diyor. Allah'ın fıtratına gelin. Yaratılışta insan Allah'ı özlüyor. Yani bir arayış içinde insan diyor ben herhalde niye mutsuzum? Genç diyor ki ben sınavları kazanırsam mutlu olacağım. Veya diyor işte ben atanırsam. Atanıyor yine bir içinde bir şey olunca mutlu olacak ama onu hissediyor. Ama bilemiyor. Acaba ne diyor? Farklı yerlerde arıyor. Diyor herhalde ben evlenirsem diyor. Daha mutlu olacağım. Herhalde ben aradığım o diyor. Onu da arıyor. Evleniyor. Yine gitmiyor. Bu sefer ev alırsam diyor. Ama bu Allah'ı arıyor ama başka adreslerde aradığı için mutlu olamıyor. Biz Allah'ı arıyoruz. Temiz bir fıtrat temizlendiği vakitte Allah'ı özleyecek, namaza koşa koşa gelecek. Öncelikle bunu açıklayayım dedim. Namaz o yüzden ağır geliyor. Temizlenmeden o kirlerle beraber çıkamıyor. İç dünyasını temizlenmeden, arındırmadan ağırlık var Allahu Teala Hazretlerine çıkamıyor. İlk başta bir tövbe edip temizlenecek ve ondan sonra da işlenen günahlar sık sık oldu ki bir günah işledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh Yemen'e giderken elinden tutuyor. Ya Muaz diyor. Tabi sevdiğini söylüyor. Duada tembih ettikten sonra İttakillâhe haythümâ künte. Nerede olursan şimdi gidiyorsun. Orada ben başında yokum. Ama Allah var görüyor. Nerede olursan mahafeti ilahiyi, Allah korkusunu sakın yitirme. Bir de oldu ki günah işledin. Hata yaparsın. Gözeten yok. Ama ve etbi'is seyyiyetel hasenete temhuhâ. Oldu ki hata işledin. Mutlaka hemen ardında bir mükafat getirecek. Allah'ı razı edecek bir amel, sevap işle, onu silsin. Yani namaz kılarak oldu ki bir hata işledi, hemen namaza durup onu sildirmeye çalışacak, tövbe edecek, mutlaka da bu gibi şeylerle mutlaka temizleyecek. Öncelikle böyle bir giriş. Hocam namazın ehemmiyetine binaen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, dünyanızdan üç şey sevdirildi bana. Evet. Birisinde de diyor, göz aydınlığın, gözümün nuru namaz. Evet. Namaza çok önem verirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kolay kolay beddua etmezdi. Evet. Rahmetellil alemin peygamberi olduğu evet. için. Ama işin içine din girdiği zaman, ibadet evet. girdiği zaman Hendek Savaşı'nda savaş çok şiddetli geçiyor. Fırsat bulamıyorlar. Ve ikindi namazı kazaya kalıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok üzülüyor. Diyor Allah onların müstehakını versin.
Bizi ikindi namazından alıkoydular. Başka bir hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim ki özürsüz ikindi namazını terk ederse sanki ailesinin malını yitirmiş gibi zarardadır. Yani. Namazın ehemmiyeti çok büyük. Evet. Okuduğum ayet-i kerimenin devamında وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ. Evet. Zikirden daha yüce bir şey yoktur. Namaz da bir zikirdir. Evet. Hocam, asr-ı saadette Peygamber Efendimizin zamanında henüz iman etmemiş Kudaa kabilesinden iki kişi kararını veriyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam huzuruna varıp ya Resulallah biz Müslüman olmak istiyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam işte kelime-i şehadet getiriniz diye kelime-i şehadet getiriyorlar ve Müslüman oluyorlar. Aynı zamanda sahabe sıfatını da kazanıyorlar. Malumunuz peygamberlik mertebesinden sonra en büyük mertebe sahabe mertebesidir. Çok büyük bir makam. Evet. Ve o iki kişiden biri çok yiğit, cesur bir kişiymiş. Daha sonra bir cihatta, bir savaşta şehit olarak vefat ediyor. Öbür arkadaşı ise bir sene sonra normal eceliyle vefat ediyor. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh aşere-i mübeşeredendir. Peygamber Efendimiz'in müjdelediği 10 meşhur sahabe, yani cennetlik olanlar, birisinde de Talha bin Ubeydullah'tır radıyallahu teala anhuma. Rüyamda diyor gördüm ki o bir sene sonra vefat eden kişi şehit olan arkadaşından, sahabe arkadaşından önce cennete giriyor. Hayret ettim, hayretler içinde kaldım. Doğruca Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Ya Resulallah, fidâke ebi ve ümmi, anam babam sana feda olsun. Peygamber Efendimiz'e durumu anlatınca diyor ki ya Talha, o bir sene sonra vefat eden kişi bir ay Ramazan orucunu tutmadı mı? Evet ya Resulallah tuttu. Günde 17 rekat farz namaz kılmadı mı? Evet ya Resulallah. 17 rekat farz namaz kıldı. Sünnetlerle beraber işte 40 rekat. İşte diyor o namazın sayesinde, namazın sayesinde diyor arkadaşından, o şehit olan arkadaşından önce cennete giriyor. O halde diyor o iki kişi arasında yerle gök arası kadar fark olmuştur. İşte namazın önemi, ehemmiyeti. Evet. Hocam başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَأَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ. Bu konuyla alakalı. Evet. Şimdi az önce de tabii buyurduğunuz şeyi de açıkladıktan sonra isterseniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliği, çünkü günümüzde çok onunla başlayıp daha sonra isterseniz bunu alalım. Şimdi namazı kimden öğreneceğiz? Namazda örnek alınacak. Günümüzde tabii 1850'li yıllarda müsteşrik diyoruz, oryantalist. Bunlar başlıyorlar ve yayılıyorlar. Bakıyorlar ki şimdi İslam'la mücadele etmekte, yani İslam her zaman zaten bunlar yapacaklar, mücadelelerini edecekler. Ama yol arıyorlar. Nasıl mücadele edelim? Şimdi içlerine girilmese çökertilmiyor. Hani ağacın kurduğu içinden olduğu için diyor ya, veya balta hani sapı benden diyormuş ya, ağaç sapı benden olmasa, içinden olmasa yıkamıyor, deviremiyor. Şimdi böyle içlerine girmeyi deniyorlar. 1900'lü yıllarda artık bu Goldezer, bilmem o kadar çok meşhur hani oryantalistler var. Bunlar İslam profesörü oluyorlar. Goldezer mesela Yahudidir. Hristiyan olan var, ateist olan var ama bunlar İslam profesörü, hadis profesörü. Genelde hadis alanında çalışıyorlar. Tefsirde çalışan da çok. Bu adam Arapçayı mükemmel derecede alim oluyor. Yani ilim olarak hani alim mertebesine, çok derin bir alim seviyesine gelebiliyorlar. Bunlar içten çökertecekler. Bunların tespitleri, hani din neyle yıkılacak? Çünkü buna bütçe ayrılıyor. Devletler bir araya geliyor. Hani ne yapabiliriz? Bu İslam yani bir hedef olarak, yani tam 12 nereden vuracağız? Evet. Yani vurulacak zayıf noktası evet. Neresi? Evet. Bunu belirliyor. Hadis-i şerif, yani sünnet üzere. Çünkü sünneti dinden çıkarırsanız din gitti, bir şey evet. Kalmadı.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir postacı değil. Hani Kur'an-ı Kerim'i getirip verip gidiyor. Öyle bir şey değil. Bir zamanlar böyle yaygındı bir yerde. Diyorlardı ki Kur'an bize yeter. Hani acayip bir şey ki getiren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail ona getiriyor ama onlar daha iyi anlayacaklar. Yani Efendimiz'den daha iyi anlayacaklar Kur'an-ı Kerim'i. Acayip bir şeydir. Ki yani bunun tabii delillerini söyleyeceğiz. Hani mesela Kur'an dışı vahiy var mıdır? Yani Kur'an dışı, yani Efendimiz'in getirdiği vahiy sadece Kur'an-ı Kerim midir? Mesela diyelim Kur'an-ı Kerim'de fevelli vecheke şatral mescidil haram. Mescid-i Haram tarafına çevir. Sen o tarafa geri dönmek istiyorsun, o tarafa yönelmek istiyorsun. Peki ondan önce nereye? Mescid-i Aksa'ya dönüyordu. İlk kıblemiz olan. İlk kıblemiz ama Mescid-i Aksa'ya dön diye bir emir var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Evet. Demek ki oradan çevirmeye dair var. Onun dışında demek ki Kur'an-ı Kerim'in dışında vahiy alıyor. Bunun çok örnekleri var. Yani Mescid-i Aksa'ya dön diye Kur'an-ı Kerim'de bir emir yok. Ama oradan Medine'de geri döneceğine dair. Ve şöyle diyelim, namaz, Miraç Mekke'de nazil oldu biliyorsunuz. Yani namaz emredildi. Tabii 2-2 idi, sonradan 4'e çıkarıldı. Maide suresinde geçer abdest. Maide suresinde. Diyelim Maide suresi medenidir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kıldıkları dönemde abdestsiz mi kılıyordu? Yani Kur'an-ı Kerim'in dışında da vahiy vardır. Bunun tabii Kur'an-ı Kerim'de evet, çok örnekleri var. İşte böyle Kur'an-ı Kerim'i referans alarak milletin aklına giren, ama bu üretim yani made in Türkiye değil, bunlar İngiliz patentli bir din. Bu sadece Kur'an, tabii İngiliz şeylerde çalışıyorlar. Bu Hindistan alt coğrafyasında çalışıyorlar. Bu birilerinin eliyle sokmaya çalışıyorlar bu fikirleri ama bunlar kafa yoruyorlar. İngilizler özellikle. Hollanda'dan var. Böyle müsteşrik, oryantalist. Yani alim seviyesine geliyor ama dinsiz, inanmıyor. Efendimizin hayatını çok iyi okuyor. Arapçayı çok iyi biliyor. Yani diyelim hadis-i şeriflerde hadis ıstılahını biliyor, tarihini biliyor, zayıf noktalar arıyor. İşi bu. Yani amacı bu. Yani bu hadisi şerifi çekseler, işte sünneti çekseler din çökertecekler. Bunun işte borazanlığını yapan kimseler vardı ülkemizde. Kur'an-ı Kerim bana yeter diyen. Ben bir tanesine dedim. O zaman tabii yaşım da küçük. 14 yaşındayım ama tabii hafızlık bitmiş. Arapçada belirli bir seviyeye gelmişiz. Telhis okuyordum. Ama tabii daha çocuğuz yani, 14-15 evet, yaşında. Ben sordum, niçin bu şekilde namaz kılıyorsun? Dalga geçiyor hani mezhep taklit edenlerle. Evet. Peki dedim, sen niçin rükû bir defa yapıyorsun, secde iki defa yapıyorsun? Sen bak dalga geçtiğin Hanefiler gibi yapıyorsun. Hanefilerle dalga geçiyorsun. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de verke'û vescudû diyor. Rükû edin, secde edin. Secdeyi iki defa yapın demiyor. Sen nereden çıkardın iki defa? Tabii bu bire indirdiler. Bunlar bir grup kuruyorlar. Grupları varmış. Genelde milli eğitimden kocaman kocaman adamlar oturuyorlar. Güya içtihat yapacaklar. Evcilik oynar gibi içtihatçılık oynuyorlar. Üzüldüm tabii. Vebale girdik mi bilmiyoruz ama çocukluk tabii. Daha sonra buna benzer işte Kur'an-ı Kerim'de diyor ki dedim, hani onu böyle baskı altına bırakıyorum ki vazgeçtim bu şeyden. Hani dedim, sen şimdi namaza gidiyorsun. Namaza gidiyorsun. Dalga geçiyorsun abdest yenilemeyle ilgili. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor, اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا. Namaza kalkacağınız vakitte işte abdesti tarif ediyor, abdest alın. Şimdi namaza kalkarken abdest aldın. Yani bu bozulmak, abdest bozulması diye bir şey yoktur diyor. Bize emredilen Kur'an-ı Kerim'de diyen, namaza kalkarken abdest alın. Peki namaza kalkarken abdest aldın, yani bozacak bir şey oldu, yani insan hani affedersiniz yel çıkardı, sen almışsın diyor.
öyle dedi, kılarsın. Biraz daha dedim baskı altında tutayım ama zorlanıyor. Dedim peki lavaboya gittin, abdestini aldın, namaza kalkacaksın. Diyor hani tabii zorlanıyor ama sonuçta almışsın, gelip duracaksın namaza diyor. Baktım ki daha sonra buna benzer şeyleri ben de vebale giriyorum. Bütün namazı yani böyle her çıkardı namazlıktan, her şeyini değiştirdi. Evet. Yani eğer peygambere müracaat edilmese böyle komik bir şey ortaya çıkar. Yani namaz, ona müracaat edilmeden, yani dinimiz odur. Şimdi ayet-i kerimede Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mevla Teala Hazretleri onun hakkında bizlere لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri müminlere iyilik ettiğin için اِذْ بَعْثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا içlerinden bir peygamber gönderdi. Yani diğer nimetleri söylemiyor. Müminlere özel iyilik. Öbürünü kafirlere de veriyor. Özel iyilik nedir? Bir peygamber içinden geliyor. Hani siyasetçiler bile halkın içinden olduğu vakitte yani kabul görüyor. Şimdi bir tanesi dese ki Urfa'da ben Bağcan İsyut diyerdim, her Urfa şivesiyle konuşsa, salça sürerdim dese ekmeğime, hani millet daha bağrına basar, sahiplenir. Halkın içinden olduğu vakitte, halkın üçte, halkın arasında yürüdüğü vakit daha millet bağrına basıyor. Peygamber halkın içinden, yani böyle bir bürokrasi yok, yani bir bariyer yok peygambere ulaşmak için. Bu çok büyük bir nimet. Ancak peygamber geldi ama geliş amacı bu ayeti kerimede açıklanırken birincisi yetlu aleyhim ayeti. Ayetlerini okuyor. Birinci şeyi bu. Tamam, bunu ayeti okuyor ama tek vazifesi bu değil. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Bir de ve yüzekkihim var birçok ayeti kerimede. Yani bana Kur'an yeter diyenler sadece kitabı alıyorlar ya, onlar hikmet, yani hikmet zaten hani sünnet olduğu söyleniyor ama hikmeti öğretiyor. Peki hikmet ne? Kitabın dışında bir şey. Peki tezkiyeyi o yapıyor, o temizleniyor. Pis kalıyorsun. Peygamber'e müracaat etmeyen temizlenemiyor. Çünkü ve yüzekkihim buyuruyor. Sünnete müracaat etmeyen temizlenemiyor. Buna benzer tabi ayet-i kerimeler çok. Peygamber'e mutlaka müracaat edilecek. Şimdi şöyle sallu kema raaytumuni usalli. Zaten onu hani hocam söyleyenler aklıma gelmişken, evet, çok önemlidir diye değinmek istiyorum. Hani malumunuz hadis usulünde mütevatir hadisler var. Evet. Mütevatir hadislerini inkar etmek küfürdür. Sanki evet, Kur'an'ı inkar etmiştir. Evet. Bir de şimdi namazın farz olduğuna dair Kur'an'da geçiyor, sünnette de geçiyor. Bir de hocam hani itikat konularında geçiyor, bahsinde geçiyor. Namazı inkar etmek ve hafif görmek aynıdır. Öyle değil mi? Evet. Evet. Ha namazı inkar etmiş, ha da hafif görmüş. Mesela diyelim ki bir insan namaz kılmıyor. Niçin kılmıyorsun? Dese ki inşallah en kısa zamanda kendimi toparlayıp inşallah namazımı kılarım. Yani büyük hata işliyorum, büyük günah işliyorum derse buna kafir denilmez. Ama namaz ile değil kalbim temiz derse o zaman tehlikeye giriyor. Yani ha inkar etmiş, ha hafi görmüş. Hani dört ana maddeye ayrılıyor. İstihfaf, istihza, inkar, istihlal. Bu da çok önemli. Evet. Tabi yani namazı dedik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenilecek. Yani öğrendikten sonra amel ederken, yani şunu da parantez içinde az önce aktarmadık. Şimdi hadisler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl geliyorsa, yani Kur'an-ı Kerim bize mesela gökten zembille inmedi. Efendimiz döneminde de böyle değildi. Hadisler bize peygamber, yani Kur'an-ı Kerim nasıl geldiyse aynı yolda hadisler geliyor. Yani hadislerden şüphe eden o zaman Kur'an-ı Kerim'den, dinden de şüphesi vardır. O yüzden mutlaka peygambere müracaat edeceğiz. Evet. Yani peygambersiz namaz olmaz, din olmaz. İkinci olarak da dediniz az önceki sorunuz ve emur ehleke bis salat. Evet. Yani namazı emretmek. Evet. Şimdi kendi ailesine, çocuk, evet, çocuğuna. Bu hususta epey bir zayıfız. Yani alimlerimiz diyor ki
hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında öğretilecek. Yani 7 yaşında emredin. Bir de hocam bu da önemli, aklınızda bulunsun. Hani namazın nasıl farz olduğuna delil işte Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif. Eğer kazası varsa 4 hak mezhebe göre de kaza namazını kılmak da farzdır. Evet. Burada da çok ihmalimiz var. Evet. Ona da inşallah değineceğiz. Evet. Şimdi namazı emretmekle ilgili, aileye emretmekle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, 7 yaşında emredin. Evet. Şimdi 7 yaşında bir çocuğa namaz kıl diyebilmek için öncelikli bir hazırlık olması gerekiyor. Yani bu çocuk bilmiyorsa neyi kılacak, neyi emredeceksin? Ki başlamadıysa hani 7 yaşında, bunun için en azından 5 yaşında bu çocuğa öğretilmiş olacak ki 6 yaşında hani namazı bilecek ki buna kıl diyebilesin. Evet, bilmediği temel değil, aşılansın. Temel olacak. Çok geç bırakıyoruz. Yani çocukken mutlaka tabii camiye götürmek bazen sıkıntı oluyor. Evet. Çocukların camiye gitmesi o yaşta, daha küçük yaşta, ama mutlaka yanımızda bizimle beraber 3 yaşında, 4 yaşından başlayacak. Şimdi bir insan bir şeye devam ede adeta onun bir kolu, bacağı gibi oluyor. Onsuz yaşayamıyor. Yani alışılagelen bir şey, alıştığı bir şey, insan bıraktığı vakitte bir eksiklik hissediyor. Öyle bir alıştıracak ki hani şey öyle diyor şair, zikir kü zikir ta türa canest pakidil zikri rahmanest. Diyor zikir yap ta ki senin adeta canın olsun. Yani zikir yapa yapa yani öyle bir alışıyor ki insan onsuz duramaz şekle geliyor. Pakizil zidikri rahmanest. Bu şekilde insan gönlü temiz olur diyor. Namaz da bu şekilde çocukken başladığı vakitte, küçükken artık bir eksiklik hissediyor. Yani hayat öyledir. İnsan bir şeyi alıştığı vakitte, tiryakisi olduğu vakitte bırakamıyor. Bıraktığı vakitte bir eksiklik hissediyor. Namazda işte biraz biz geç bırakıyoruz çocukları. Evet. Hani emretmeyi, o hususuyla fazla ilgilenemiyoruz. Yani okuluyla, belki dersiyle ilgilendiğimiz kadar veya başka işte kilosuyla ilgilendiğimiz kadar. Yani şimdi çocuk işte boyu uzamıyor veya işte kilo almıyor. Yani biz kilosuna bakıyoruz. Halbuki o kilolar, tabii onunla da ilgilenelim ama beden toprak olup gidecek. Evet. Yani ona kalıcı olan o ruhunu arındırmaya yönelik de çalışma yapmamız gerekiyor. Hocam hani bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz buyuruyor. Diyor, birinizin günde 5 vakit mümkün, yani mesela işi gücü yok, mümkün mertebede 5 vakit namazını cami cemaatinde kılıyor. Diyor, siz onun imanına şahit olunuz. Evet. Bak ne kadar önemli. Namaz ne kadar önemli. Bir de cemaate devam etmenin. Evet, evet. Allah-u Alem Hanbeli mezhebinde de 5 vakit namazı cami cemaatiyle kılmak farzdır. Evet. Diyor, birinizin 5 vakit namazını cami cemaatiyle eda ederse onun imanına şahit olunuz. Evet. O da çok önemli. Evet. Özellikle Urfa'da daha biraz daha yaygınlaştırmak gerekiyor. Bazı Arap ülkelerinde hani özellikle Suriyeli kardeşlerimizi çok görüyoruz, alışmışlar. Bu da az önce dediğimiz gibi alışkanlıkla alakalı. Evet. Yani camiye gitmeden rahat edemeyecek. Evet. Çünkü gittiği vakitte, alıştığı vakitte onsuz edemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğiniz gibi buyurur, اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلْ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدْ فَاَشْهِدُوا لَهُ بِالْاِيمَانِ diye buna benzer rivayetler var. اَوْكَمَا قَال camiye gidip geliyorsa onun mümin olduğuna şahitlik edebilirsiniz. Ya'tedü derken yani adet haline getirmiş. Gidip geliyor, sadece cumaları veya böyle bayramları değil, alışkanlık haline getirmiş. Ya'tedü. Adet diyoruz ya biz. Yani onu adet haline getirmişse şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin az önce söylediniz savaşta, Hendek Savaşı'nda. Şimdi savaşlarda bile cemaat terk edilmiyor. Evet. Yani şimdi iş bahane ediliyor. O zaman sahabe-i kiram aç, imkansızlık var, bizden daha çok muhtaç ama yine camiyi bırakmıyorlar. Yani o kadar olumsuzluklara rağmen saatül usre deniyor. Tebük seferi. O kadar zorluğa rağmen yani yiyecek bir şey bulamıyorlar. Affedersiniz, dışkılardaki buğdayları, hayvanların onları, arpaları yiyorlar. O kadar susuzluktan boynumuz kırılacaktır diyor. O imkansızlıkta bile bırakmıyorlar. Sen ben şimdi
diyelim ev, yatak rahat evimizde abdesti güzelce sıcak suyla alıp araçlarımız da var. Evet. Bir de her yere cami yapılıyor. Evet. Dibimizde gitmezsek yani gerçekten bir ayeti kerime var. Yani Allah bunları aynı kefeye koyar mı? Meleküm keyfe tahkümün diyor. Nasıl böyle bir aynı kefeye konacağını mı düşünüyorsunuz? Bir tarafta böyle bir insan var. O kadar uzun yol gidiyor. Yani camiye, cemaate gitmek için. Her şeye rağmen, o kadar zorluklara rağmen ve savaşlara rağmen, savaşta cemaatle nasıl kılınır o öğretiliyor bize. Savaşta o kadar ciddi. Salatul havf diye. Evet, salatul havf. Peki böyle olduğu halde gerçekten biz evimizde araçlarımız var. Dibimizde camiler. Camiler dibimizde olduğu halde nasıl evlerde kılabiliriz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la salate li caril mescidi illa fil mescid. Caminin komşusu için ancak camide namaz kılmak vardır. Onun dışında kılamaz buyuruyor. Yani bir adam cami alışkanlığı, cami Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El mescidü beytü küllü tekiyyin. Evet. Cami her takvalı Müslümanın evidir. Şimdi bir adam diyelim şu an programdan sonra ben çekip evime gideceğim. Hani insan dışarıda diyelim yapacak bir işi işlerini halletti. Adresi neresidir? Yapacak bir işi yok çarşıda, pazarda. Evine gider. Yani adresi evidir. Gidecek yeri evidir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor müminin öyle değil. Müminin evi camidir. Evet. El mescidü beytü külli tekiyyin. Eğer takvalı isen senin adresin cami olacak. Yap, ev Arapçada zaten biliyorsunuz beyt bayat gece demek. Evet. Eve gece yatmak için gidilir. O amaçla gidilir. Ama vakit geçirilecek yer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor camidir. Ve tekeffele hadis-i şerifin devamında Allah garanti veriyor. Üstleniyor. Bu garantili. Hani şimdi bazıları diyor bu garantili diyor. Gidiyorsunuz bahane uyduruyor. Diyor şöyle olmuş, garanti kapsamına girmiyor. Şöyledir, böyledir. Allahu Teala Hazretleri garanti veriyor. Öyle bunun şeyi de yok. Yani bir esnaf, affedersiniz benzetme olmaz ama bu gitti mi artık bitmiştir. Allah tarafından garantilidir. Ne garantilidir? Ve tekeffelallahu limen ce'alel mescide beytehu el cevaze ilas salat ila rıdvanillah ilel cenne. Bu kişi Sırat Köprüsü'nden geçecek. Allah'ın rızasına mutlaka erişecek ve cennet garantili. Bu kimsenin cenneti garantili. Yani camiye giden. Şimdi şair biliyorsunuz diyor minareler süngüdür, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Şimdi burada tabii bir benzetiyor gibi şeyler aklımıza gelebilir ama Ebu Hureyre radıyallahu anh şu ayeti kerimeyi açıklarken İbn Kesir tefsirinde geçiyor. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu. Yani camide sadece namaz kılınınca bir nöbet tutuluyor. Şimdi ey müminler ribat tutun. İşte sabredin, ribat nöbet tutmak demek. Nöbet ne demek? Tabii şu an kuleler de tutuluyor ama önceden gidiyorsunuz Ermenistan sınırında Iğdır var. Iğdır'ın sınır köyüne gidiyorsunuz. Orada yaşamak ribattır. Gelecek saldırıyı ilk siz göğüsleyeceksiniz. Evet. Bu ribattır. Şu an kulelerde tutuluyor. Şimdi diyor bu ayeti kerime ne zaman nazil oldu? Ali İmran suresi Hendek Savaşı'ndan sonradır. Hendek Savaşı'ndan sonra müminler hiç saldırı bekledi mi? Beklenti içinde olmadılar. Yani ribat niçin tutulur? Nöbet tutun. Olası bir saldırı ihtimalini göğüslemek için. Saldırı gelecekse orada beklenir ki göğüsleyelim saldırıyı. Biz durduralım. Peki burada saldırı beklemiyorlar. Bu nedir diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yani bu ayeti kerime nöbet tutun diyor. Ona şu hadis-i şerifle cevap veriyor. İsbâgul vudu alel mekârih. Evet. Abdesti güzelce almak. Ve kethretul hutâ ilel mesâcid
camiye çok adım atmak ve intizaru salati ba'de salat. Namazdan sonra namaz beklemek. Evet. Yani camiye gidip o nöbet oluyor. Ülkenin güvenliği sadece kulelerden sağlanmıyor. Allah Celle Celaluhu camiye gidenlerin hatırına küfrün gücünü kırıyor. Evet. Yani onu manevi bir set önlemiş oluyorsun. Yani onun gücü kırılıyor. Takat bulamıyorlar. Yani zahiri tabi askerler olacak. Kulelerden bekleyecek. Ama manevi bir ordu da olacak. Camiler de boş bırakılmayacak. Oralar da evet. Kuledir. Camilere gidildiği vakitte Allah-u Teala Hazretleri yardım ediyor. Biliyorsunuz malumunuz Salahaddin Eyyubi de sabah namazı tamam olduğu vakitte cuma evet. gibi olduktan sonra Kudüs'ün evet, fethine olur. Çıkıyor. Evet. Mevla bizlere nasip eylesin bu cemaat ehemmiyetini. Cemaat ehemmiyetiyle ilgili birkaç hadis-i şerif aklıma geldi hocam. Şimdi diyor ki cemaat oluştuğu zaman 2-3 kişiden oluşur biliyorsunuz. Bir yerde, bir sahrada, bir evde cemaatle namazını eğer birlikte kılmazlarsa diyor şeytan onlara musallat olur. Yani evet. kişi evinde de kılabilir ama camiye gitmesi daha evladır. Niye? Evet. Cami Allah'ın evidir. Allah'ın ikramı var. Allah evet. nasıl ikram edecek? İşte o gelenlerin efendime söyleyeyim günahlarını silerek. İstahveze aleyhimuş şeytan. Ne demek istahveze? Hakimiyet kurar. Artık onun hakimiyetinden çıkmak çok zor olur. Evet. Hani cemaatle kılınmadığı vakitte oraya hakimiyet sağlıyor, kontrolü ele geçirmiştir. Evet. Hani onun artık hani diyelim Rusya biliyorsunuz Ukrayna'da bazı yerleri yani hakimiyet sağladı, oraya ele geçirdi, evet. kontrol altına aldı. Artık onun kontrolünde dışına çıkamıyorlar. İşte orayı da şeytan aleyhillâne kontrol altına alıyor. Artık onun askeri oluyorlar. Onlar adeta bir emir eri gibi şeytanın sözünü dinlemek zorunda kalıyorlar. Bu tabii cemaati terk etmenin cezası. Evet. Bir de cemaatle namaz kılmanın faydaları hakkında cami cemaatine devam ederse diyor, namazını kılarsa eğer o cemaatin içinde bir kişinin namazı Allah-u Teala kabul ederse hepsininkini evet. Allah-u Teala kabul eder. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh'in bir görüşü hani Şafii mezhebinde hutbenin cami cemaati en az 40 kişi olacak. Evet. Mukim yani yerli olan. Diyor ki 40 kişinin içinde mutlaka duası kabul edilen bir salih bir zat var. O açıdan İmam-ı Şafii diyor ki hutbe 40 kişiyle kılınması lazım. Başka bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki herhangi birinizin kapısının önünde bir nehir akar da günde 5 defa o nehirde yıkanırsanız diyor kir diye bir şey kalır mı? Kalmaz ya Resulallah. Öyleyse 5 vakit namaz günah diye bir şeyi bırakmaz. Hepsini eritir. Hocam şeye de gelelim. Hani biz ayetten ve'mur ehleke bis salati ve'stabir aleyha. Ailene namazını emret. Kendin de ona devam eyle. Kullukum ra'in ve kullukum mesulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız, sorumlusunuz, güttüğünüz sürüden mesulsünüz. Evet. Buna da biraz değinelim hocam. Şimdi o ayeti kerimede zaten Kur'an-ı Kerim'de şunu baştan söyleyelim ki namaz kıl denmiyor. Yani salli şeklinde gelmiyor. Namazı düzgün kılın şeklinde geliyor. Evet. Veya namazı muhafaza edin. Hani ayet-i kerimelerde. Ekimus salah mesela. Ekimus salah. Şimdi bir. Namazı dosdoğru kılın. Evet. Şimdi bir şahsın bir kitabı vardı. Kıl beni namaz diye. Tabii bunun Türkçe o kadar çok yakışık olmuyor. Veya Türkçe anlamı çok ifade etmiyor ama Arapça'da kamet dik durmak, ikamet ayağa kaldırıp dik evet. tutmak. Şimdi bir adam namazını dik tuttuğu vakitte, dosdoğru dümdüz yaptığı vakitte namaz o adamı düzgün yapıyor. Yani namazı ikame edersen namaz seni ikame ediyor. Hani kıl beni namaz diyor yani düzelt beni namaz. Hani dimdik yap. Namazı dimdik yapanı namaz dimdik yapıyor. Namaz kılan insan. Şimdi vasta bir aleyhe ona devam et. Şimdi emrettiğin gibi yani aile reisi olarak sen de ona evet, devam eyle. Devam et. Çünkü zaten bir adam hani emredip kendisi yapmıyorsa şair diyor
emrediyorsun ama kendin yerine getirmiyorsun. Arun aleyke izâ fealte azimu. Bu çok büyük ayıptır diye. Hani kendin emredip de yerine getirmemek. Zaten asıl tesir olan bizim şu an çok muhtaç olduğumuz, terk ettiğimiz tebliğ değil, temsildir. Evet. Hani biz yerine getirsek zaten söylemeye gerek kalmıyor. Hani Anadolu'nun İslamlaşması alperenlerin eliyle olmuştur. Onlar gelip işte mantıki izahlarını söylemiyorlar. Yani kendileri ortaya koyuyorlar. Şimdi sen iman nedir diye birçok kişi anlatıyor. Ama şu an Filistin anlatmadı da iman budur diye gösterdi. Hani Necip Fazıl diyor ya, Necip Fazıl hani bu çark var dünyada, şu an bir çark kurulmuş. Diyor kırılır da bir gün bütün dişliler, döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Yani bu dişli kırılacak diyor. Bu artık inşallah şu an dişliler kırılıyor. İşte sapan taşlarının yanında füze diyor. Filistin'i anlatırken öbür alemlerle farkımız bizim. Bizim farkımız budur. Diyor o zaman görecekler, dünya görecek. Neymiş yani iman, kahraman neymiş, o zaman görecekler. Şu an biz onu görüyoruz. İman nedir diye anlatmıyorlar da gösteriyorlar. Zaten şahit ne demek? Şehit Allah'ın varlığına o adeta şahitlik yapıyor. Yani o canını feda ederken o gösteriyor. Evet. Hani o şehadet tesir ediyor. Şu an oluk oluk İslam'a gelen var Batı dünyasında, Avrupa'da. Niçin? Gösteriyorlar. O etkiliyor. Yani sadece anlatmak değil de uyguladığı vakitte zaten işte namazı da sen emret, sen uygula. Evet. En büyük yani tesir tebliğ değil, temsildir. Yapmak, yerine getirdiğin vakitte çoğu zaman zaten anlatmaya ihtiyaç kalmıyor. Evet. Şimdi vastabir aleyha la nes'eluke rizqa nahnu narzuk. Evet. Ayetin yani, devamında. Şimdi özellikle Urfa'dayız. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz çocuklarını nereye götürüyor? Mekke'ye götürüyor. Şimdi bazıları diyor işte kıskandı falan. Tamam, kıskançlık var da kardeşim, şimdi Urfa'dan götürse Harran'a, biraz daha götürsün Akçakale'ye, yetmez mi? Burada o zaman araçlar yok, belki öküzü zor buluyorlar. Yani oradaki işi görmez mi Akçakale'ye? Ta buradan 1500 kilometre mi? Yani o kadar gerek var mıydı? Sadece maksat bir kıskançlıksa. Biz bunu ayet-i kerimede estağfirullah. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bivadin. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi, ben zürriyetimi bir vadiye yerleştirdim ki gayri zi zer'in, ekim yok, tarım yok, yiyecek yok, belki su da yok o zaman. Yani böyle bir yere yerleştirdim ya Rabbi, peki niye buraya getirdim? Yani oraya gidiş amacı ne? Cibril Aleyhisselam eşliğinde oraya gidiyor ama gidiş amacı ne? Yani İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yapmadı. Yerfe'u ve iz yerfe'u, o temellerini yükseltti. Dünya yaratıldığı andan itibaren Kabe var. Diyor ki liyukimus salah, namazı ikame etsinler diye ben getirdim. Yani benim vazifem bu. Yani bir babanın İbrahim Aleyhisselam'ı taklit etmesi gerekiyor ki, örnek alması gerekiyor ki, yani bizim asıl vazifemiz, çünkü İbrahim Aleyhisselam diyor ya Rabbi, benim vazifem buydu, ben sana getirdim ya Rabbi. Rızık da senin elinde, ben rızkı veremem. Verzukhum mineth-semarati leallehum yeşkurun. Ya Rabbi rızık ver ki şükretsinler, yine kazansınlar. Hani benim vazifem, en baş vazife budur. Yani rızkı, çünkü bir insan bakıyorsunuz yetiştiriyor, güzel okullarda okutuyor. Ama rızık öyle kadroyla bitmiyor. Şimdi valilerin kadrosu vardı. Bu FETÖ'den atılanlar ne oldu? Kadro madro yok. Yani insanın başına her şey gelebilir. Yani garantileyemez dünyasını bir baba evladının. Ama Allah'ın ahiretini garantileyiyor. Tabii bunu İbrahim Aleyhisselam, biz veriyoruz. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi, benim vazifem buydu, ben sana getirdim. Rızık da senin işin ya Rabbi diyor. Rızkını ver diyor. İşte önceki ümmetlerde cami dışında hiç kılınmıyordu. Yani bu ümmetin özelliğidir. Her yerde namaz kılabilmek. Bizim için her yer cami. Mescit kılınmış. Her yer cami bizim için. Yani önceki ümmetler sadece mabetlere. Efendimizin 5 özelliğinden biri. Yani illa
Havra'ya gidecek, kiliseye gidecek. İbrahim Aleyhisselam buradan ta Kabe'ye gidiyor. Evet. Ama bizim için her yer cami. Bu ümmetin özelliği. Tabii burada her yeri cami gibi, yani hayatımızı o şekilde de görmek lazım. Yani evet. Dünyada nasıl yaşıyorsun? Camide yaşıyor gibi. İbadet maksadıyla gelmişiz evet. Dünyaya. Böyle dünyayı cami olarak görmek. Birileri için böyle tepinme yeri, eğlence yeri. Dünya böyle bir eğlence merkezi gibi geliyor dünya. Mevla bizleri o şekilde görmeyi nasip eylesin. Dünya büyük bir cami ama camide hayat bulabilmeyi. Biliyorsunuz Emeviler döneminde başlıyor da Abbasiler döneminde de hani bir yere ulu cami yapılıyor. Şehir şekillenmesi ona göre planlanıyor. Hayatın merkezinde cami var. Ulu cami yapılıyor. Diğerleri mescit oluyor. Diğer camilerde sadece vakit namazlar kılınıyor ama cuma sadece merkez camide kılınıyor. Yani hayatın merkezinde, inşaatlarında da, mimarilerinde de bunu gösteriyorlar. Bizim hayatımızın merkezinde cami var. Hayat camiye göre şekillenir. Yani iş ona göre ayarlanır. Nasıl ki diğer evlerin yapıları, cadde, sokaklar camiye göre, ulu camiye göre ayarlandığı gibi hayatında da diğer işlerini adam camiye göre ayarlayacak. Öyle bizlere nasip eylesin inşallah. Demek ki özetleyecek olursak hocam, namazın emri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, hadis-i şeriflerde geçiyor. Aile bireyleri namaz kıldığı gibi ailesine de emredecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman namazı öğretiniz. Evet. 10 yaşına geldiği vakit kılmazsa dövün diyor. Tabi yüze vurmamak, leke iz bırakmamak şartıyla ağaç yaşken eğilir. Evet. Son olarak hocam Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem malumunuz 2 tane müezzini var idi. Evet. Biri Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Biri de Abdullah İbni Ümmi Mektum. Ve aynı zamanda Hazreti Hatice validemizin dayısının oğlu oluyordu. Bir seferinde işte cesaretini topluyor. Ya Resulallah diyor, ben diyor namazımı kendi evimde kılsam olur mu acaba? Namaza gelirken çok meşakkatler, zorluk çekiyorum. Peygamber Efendimiz evet olur diyor. Dönüyor birkaç adım atarken ya Abdullah buyur ya Resulallah diyor. Ezan sesi sana geliyor mu? Duyuyor musun? İşliyor musun? Evet ya Resulallah. Öyleyse diyor vallahi sana şey veremem, ruhsat izin veremem. Evet. Bir amaya, bir kör insana ruhsat yoksa, hele hele bizim gibi, öyle değil mi, sağlığı yerinde hiçbir evet. özrü yokken, demek ki hem namazını kılacak hem de cami cemaatine devam edecek. Evet. Allah-u Teala Celle Celaluhu bu yaptığımız sohbetin tesirini halk etsin. Amin. Hayırlara vesile olsun. Allah-u Teala Celle Celaluhu bu mübarek cuma gecesinde bütün ümmeti Muhammed'in hastalıklarına acı şifalar, dertlerine devalar, borçlarına edalar, nasip ve müyesser eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu hakkı manada özümüze döndürmeyi, Kur'an ve sünnete uymayı cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin. Hocam bir eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Tabi ara ara inşallah yine cuma geceleri burada devam ederiz. Ve aynı zamanda fetva kurulunun üyesisiniz. Evet. Şimdi ilim kadın erkek her Müslümana farzdır. Bunu ihmal ediyoruz. En azından yani nasıl namaz kılmak, şimdi şöyle bazıları diyor ki öğrenmeyeyim, sanki öğrenmediği vakitte yani bilip yapmamak hep meşhur, hani bilip yapmayanın cezası, ama bilmeyip yapmazsa bu iki katlı. Evet, bir iki öğrenmediği için bir de yapmadığı evet. için. En azından burada fırsat buldukça ticaret ilmi hali, özellikle ticaretle ilgili konular. Yine fıkhi meseleler inşallah yine elimizden geldiği kadar izah etmeye çalışırız. Yani camiye veya işte medreseye gidemeyen normalde bir soru için Hazreti Ömer radıyallahu anh birini görüyor. Medine'de diyor, efendim ben seni görmedim diyor. Sen hiç gözüme çarpmadın. Yani gördüğüm bir sima değil. Ben seni tanımıyorum. Sen nerelisin diyor. Efendim diyor, ben Şamlıyım. Dimeş, ne geziyorsun peki burada Medine'de? Diyor ki ben Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh peygamberden bizzat öğrenmiş ettehiyyatü'yü. Ben duydum, öğrendim ama birinci ağızdan öğreneyim diye geldim. Yani 1500 kilometre gidiyor. Şimdi uçakla gitmiyor.
araçlar yok, yol yok, rehber lazım. Yolda konaklarken tesis yok. Paraya ihtiyaç var, tesis yok. Alıp yiyecek kaç ay yol sürecek? Bir ettehiyyatı için belki 6 ay yol sürüyor. Eşkıyalar var yolda. Yırtıcı hayvanlar var. Aç kalmak var. Bütün eşyasını da yanında götüremez. Yani bir 6 aylık yetecek kadar yiyecek. Bu kadar fedakarlığı bir ettehiyyatı öğrenmeye gidiyor. Evet. Biz o kadar fedakarlık edip yani bir hocanın yanına gidemiyoruz. Bari yanımızda inşallah böyle açalım bu gibi derslerde buna benzer programları açıp dinlemeye gayret edelim. Dilinize sağlık. Allah razı olsun hocam. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.